Rab sizleri çok seviyor. Bunu nereden alıyoruz? Bizim için canlı verdiyor. Yani çok uzağa bakmayalım. 2000 sene öncesine bakmayalım. Buraya bakalım. Evet, Rabbim sokak. Buradan biz anlıyoruz Mesih'in bizi ne kadar çok sevdiğini. Çünkü Rabbin sözünde geçer der ki kan canı içerir. Yani bir insan canını vermesinin göstergesidir kanını dökmek. Bundan dolayı da der ki kan canı içerir. Atamız vardı. Adem ve Hava. Bunlar karı kocalar. Başta kim yaratıldı? Başta Adem yaratıldı. Tanrı onun burnuna diyor ki yaşam soluğu üfledi ve Adem yaşayan can oldu. Rabbin sözüne aynen geçen şu. Yaşayan can oldu. Çünkü bir beden vardı. Tanrı topraktan bir beden yaratmıştı ama içinde ruh olmadığı için o can değildi. Sadece bir bedendi. Tanrı onun içine ruhunu üfürdükten sonra o can oldu. Ve diyor ki Tanrı Adem'i kendisine benzer olarak yarattı. Birkaç bölüm ötesine gittiğiniz zaman bu ben yaratılış kitabından bahsediyorum. Tevrat'ın ilk kitabından bahsediyorum. Yaratılış kitabı. Bir iki bölüm öteye gittiğimiz zaman Adem ve Hava günah işliyor ve Tanrı Adem'e diyor ki bundan sonra alın teri dökmeden yemek yemeyeceksin. Alın teri dökmeden günlük kazancını kazanamayacaksın diyor. Ve diyor ki ekleme yapıyor diyor ki topraktın. Topraktan yaratıldın ve tekrar toprağa geri döneceksin. Aslında Tanrı'nın yaratılma, Tanrı'nın Adem'i yaratma amacı onu öldürmek değil kardeşler. Yani Adem ve Hava yaratıldığı zaman Tanrı onlara vaat ettiği bir şey vardı. Sonsuz yaşam vaat etti Tanrı onlara. Sonsuza dek onlarla, Tanrı'yla beraber yaşamasını istedi. Tanrı Adem'i yarattı. Ondan sonra biraz zaman geçti ama ben bunu öldüreyim başka birini yaratayım düşüncesi içerisinde değil. Tanrı'nın yarattığı hiçbir şeyde kusur yok Adem'de olduğu gibi. Kusuru dünyaya sokan şeytan ve şeytana kulak veren maalesef biz insan oluyoruz. Ve Adem ve Hava da şeytana kulak vererek bedenleri kusursuz olmasına rağmen ve kusurlu bir hale geldiler. Ve orada diyor ki topraksın, topraktan yaratıldın ve tekrardan toprağa geri döneceksin Adem için. Yani Adem'in yaratılma amacı ölümsüz olarak yaratıldı. Ölümsüzlüğü tadacaktı ama Adem bunu tatmayı reddetti. Ölümlü olmayı tercih etti kardeşler. Ve ölüm aracılığıyla, günah aracılığıyla dünya üzerine maalesef diyorum hastalıklar girdi, ayrılıklar girdi. Ve kötü olan ne varsa ölümler. Bunlar günah aracılığıyla dünyamıza girdi. Bugün bakıyoruz kardeşler bir haberleri falan izliyoruz. Biri bir trafik kazası geçiriyor, beyin ölümü gerçekleşiyor. İlk olarak aklımıza ne geliyor? Hani böyle bir haberi duyduğumuz zaman falan falan kişinin beyin ölümü gerçekleşti diye bir şey duyduğumuz zaman biz ne düşünüyoruz? Ne düşünüyoruz? Ben öldüğünü düşünüyorum. Sen öldüğünü düşünüyorsun başka? Yani artık ölüden bir farkı yok. Evet, başka bir şeyler duymak istiyorum. Ruhun nereye gitti? Onu bilemiyoruz. Onu bilemiyoruz. Aslında bakın, ihtiyacı olmayan insanların düşüneceği şey nedir biliyor musun? O kişi öldü. Ama ihtiyacı olan kalbe, böbreğe, dalağa, yüreğe ihtiyacı olan kişilerin düşüneceği bir şey var. Ben onda şifa bulacağım. Çünkü birinin beyin ölümü gerçekleştiği zaman organları dağıtılır ve gerçek anlamda şifaya ihtiyaç olan insanlara gidiyor. Bu bahsettiğimiz organlardan. Şunu demeye getiriyorum. O bir kişinin ölümü birçoklarına yaşam veriyor kardeşler. Bakın bizler Adem ve Hava'da günaha düştüğümüz andan itibaren ruhlarımızda gerçekten birçok şeyimiz eksik. Birçok insan sevgisizlik yaşıyor yeryüzünde. Birçok insan affedememezlik yaşıyor. Birçok insan ruhsal travmalar yaşıyor. Birçok insan çocukluğunda, küçüklüğünde uğradığı tacizlerden dolayı kötü bir ruh haliyle yeryüzüne geliyor. Yani insanların arasında binlerce, bakın bedensel rahatsızlıktan bahsetmiyorum, binlerce ruhsal rahatsızlık var. Ve bir kişinin ölümü, o gencin ölümünden bahsediyorum, bir kişinin ölümü nasıl birçoklarına organ olarak, bedensel olarak şifa verdiyse bir kişinin ölümü de ruhsal olarak ölmek üzere olan birçok insana şifa getiriyor kardeşler. Bu Mesih'in kendisidir. Amin. Mesih amin. Ruhunu vererek, Mesih bedenini parçalatarak
ruhsal anlamda yara görmüş kim varsa onlara şifa vermek istiyorum. Bugün eğer bunları duyuyorsanız, her zaman söylüyorum, bugün eğer bunları duyuyorsanız Rab bir konuda şifa vermek istiyordur. Şifa kardeşler burada. Gerçekten şifa burada. Şifa birçok türbede el yüz sürmekte değil, şifa burada. Şifa İsa Mesih'in kanında. Amin. Ve şifa İsa Mesih'in bedeninde. Amin. İsa Mesih ölmek için geldi ve canını birçokları için fidye olarak vermek için geldi. Matta'da geçer böyle bir ayet. Ve İsa Mesih son akşam yemeğinde öğrencilerini bir araya toparladı. Dedi ki bu benim sizinle geçirdiğim son akşamdır. Ve beraber yemek yiyelim ve bundan sonra neler yapmanız gerektiğini ben size anlatayım. Aranızda büyük işler yaptım. Birçoğunuzu ben babayla tanıştırdım. Çünkü Rabbin sözünde diyor ki hiç kimse Tanrı'yı görmemiştir. Ama Tanrı'nın bağrından çıkan Rabbin kuzusu Tanrı'yı tanıtmıştır. Ve İsa diyor ki beni gören babayı görmüştür. Ve İsa kendisiyle, kendisini göstererek insanlara Tanrı'yı göstermiş oldu. Ve diyor ki bu benim bedenimdir. Ekmeği aldı eline. Dedi ki bu benim bedenimdir. Bir araya toplandığınız zaman bunu aranızda bölün ki unutmayasınız benim sizler için neler yaptığımı. Ve bu da bedenden, bedenin yarığından akılan kanımdır. Bunu içtiğiniz zaman da benim sizler için tekrardan neler yaptığımı anımsayın. Gördüğünüz en büyük sevgi buradadır. Biz burada et yiyip kan içmiyoruz kardeşler. Biz kan içmiyoruz. Bu bir üzüm suyudur. Üzüm suyu, bildiğiniz üzüm suyu. Biçiniz. Nereden alıyorsunuz? Biçiniz. Üzüm suyuna bile geliyoruz. Evet, bu şarap İsa Mesih'in kanını simgeler. Bu da İsa Mesih'in bedeni simgeler. Bizim amacımız İsa Mesih'in bizler için neler yaptığını hiçbir zaman unutmamak. Ve gerçek anlamda kardeşler bu sofrada şifa vardır. Bizim kardeşlerimiz bu sofradan özgür bir şekilde gelip alabilirler. Gelip bu sofraya özgür bir şekilde katılabilirler. Yalnız söylüyorum eğer yüreğinizde affedemediğiniz bir problem varsa, bir günahınız varsa itiraf edemediniz, çözemediğiniz bir şey varsa bence bu sofrayı almayın. Çok büyük bir faydası olmayacaktır. Zarardan başka bir şey getirmeyecektir bu sofra. Ama içinizde affedemediğiniz bir şey yoksa, temiz bir vicdanla geliyorsanız kardeşler bu sofra sizin için gerçek anlamda şifa getirecektir ruhlarınız için. Amin. Ve biz İsa Mesih'in bizler için öldüğünü kabul ediyoruz. Ve 3 gün sonra dirildiğini kabul ediyoruz. Bunu kabul eden kardeşler buyursunlar bu sofradan.